Merhaba arkadaşlar. Stratejik yönetim ana başlığı altında yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Stratejik yönetim ana başlığını ele almadan önce işletme yönetimi ana başlığı altında birçok video çektik. Bu video ile birlikte yönetim kavramını irdeledik. Yönetim kavramını iyice öz, e, anlayıp özümsedikten sonra da stratejik yönetim ana başlığı altında videolar çekmeye başladık. Stratejik yönetim ana başlığı altında da ilk kavram olarak stratejiyi ele aldık. Daha sonra stratejik düşünme düzeylerini ele aldık. Sonrasında da oyun teorisi ile stratejiyi birleştirdik. Ee, daha iyi anlayabilmek için. Çünkü oyun teorisi strateji yönetim alanında aslında çok önemli bir kavram. Arkadaşlar bu kavramları gerçekten iyi anlayarak bütünleştirici bir şekilde şu seviyeye gelmek isterseniz lütfen o videolara geri dönüp onları izlemenizi eğer izlemediyseniz önemli tavsiye ederim. Sonra strateji kavramıyla işletme yönetimi başlığı altında ele aldığımız yönetim kavramını birleştirip, birleştirip stratejik yönetim kavramını ele aldık. Stratejik yönetim kavramını ele aldıktan sonra da dedik ki stratejik yönetim kavramı aslında e, çok eskiye dayanır. Tarihsel sürecine ele aldık ama özellikle şirketler için stratejik yönetim kavramı 60'lardan bugüne kadar ciddi bir e, gelişme kaydetmektedir. Bu gelişmelerin her birinde takip etmemiz bizim için çok büyük önem arz etmektedir. Neden? Çünkü biz ezberci bir yaklaşımdan ziyade biz de olayları anlamaya çalışaraktan ve tarihsel sürecini inceleyerek zihnimizde daha rahat yer etmesini, unutmamızın daha zor olmamasını sağlayalım dedik. Sonra dedik ki 1960'tan bugüne kadar Gerçekten stratejik yönetim yazınında her biri özgün varsayımları, bakış açıları, temel kavramları ve strateji önerileriyle ortaya çıktığı dönemlerde yazarlar ve uygulamacılar tarafından belirli ölçülerde kabul görmüş ve stratejik yönetim yazınına altını çiziyorum özgün katkılarını bırakmış olan 10 strateji okulunun her birinin çok iyi anlaşılmasının çok büyük öneme sahip olduğundan bahsetmiştik. Sonra ne yapmıştık? Dedik ki e, stratejik yönetim okullarını biz iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan birisi öngörücü okul, diğeri betimleyici okul. Öngörücü okullar reçete sunarlar. Betimleyici okullar ise daha çok akademisyen içerikli e, fikirler barındırdığı için reçete sunmaktan ziyade olayları anlamaya ve açıklamaya çalışırlar. Öngörücü okul altında biz 3 okuldan bahsettik. Bunlardan biri tasarım okulu, diğeri planlama okulu ve son olarak da konumlandırma okulu. Betimleyici okul altında ise girişimcilik okulu, bilişsel okul, öğrenme okulu, güç okulu, kültür okulu ve çevre okulu dedik. Şimdi bunlar birisi reçete sunuyor dedik. Birisi de ne yapıyor? Olanı bir dene anlamaya ve açıklamaya çalışıyor. Sonra bir okul daha çıkıyor ki bunun adı biçimlenme biçimleşme okulu. Bu okul hem öngörücü hem betimleyici okulu bir araya toplamaya çalışıyor. Sonra biz bu okullardan e, ilki olan tasarım okuluna değindik. Tasarım okulu bize ne demişti? Tasarım okulu ilk çıktığı dönemde aslında çok etkili bir okuldu. Şimdi o diyor ki hatta şu anda yazına kattığı kavramlarla hala çok değerli. Şimdi diyor ki çevresel analizi yap. Stratejiyi belirle, uygun yapıyı kur. Verdiği mesaj bu. Strateji basit ve informal olmalı ve yapı stratejiyi izlemeli. Evet, ıı, tasarım okulu bize bunu söylüyordu. Daha sonra tabii ki çok eleştiri geliyor işte tasarım okuluna. Diyor ki ya işte sen bunu durgun çevreye göre yapmışsın işte... Iı, statik bir süreç olarak ele almışsın stratejiyi. Ondan sonra işte özellikle çeşitlendirmeye girmiş bir örgüt için SWOT analizi kolay değildir. Strateji esnek olmayan kesin bir görünüm arz etmek de burada gibi çok eleştiri almasına rağmen arkadaşlar. Ama yazına kattığı çok önemli kavramlar var. Bunlardan birincisi çevre analizi. İkincisi ayır bu ki stratejik yönetim sürecinde çevre analizini çok iyi ele alacağız. Dış çevre analizini iç çevre analizi, dış çevrede yakın uzak çevre analizi, yakın çevre analizi. Sonra ayırt edici özellikler. Sonra uyum, uyum kavramı kuramların her birinde neredeyse geçiyor. Hep uyum tartışılıyor. Sonra fırsat ve tehditler gibi çok önemli kavramları yazına kat, e, katmıştır tasarım okulu. Tasarım okulunun ardından e, ilk kez 1965 yılında yayınlanan Ansof'un e, Şirket Satıcısı adlı kitabında yer alan Planlama okulu kavramı dolayı bu yıllara dayandırılmakta olan bir planlama okulundan bahsedeceğiz şimdi. Tasarım okulunu bitirdik şimdi planlama okuluna geçiyoruz. Arkadaşlar planlama okulu ne diyor biliyor musunuz? Strateji önem e, strateji uzun dönemli bir planlama sürecidir. Strateji uzun dönemli bir planlama e, sürecidir. Adından da belli planlama okulu. Strateji uzun dönemli bir planlama sürecidir. Okey. Konumlandırma okulu ne diyordu? Çevresel analizi yap, stratejiyi belirle, yapıyı kur. E, planlama okulu ne diyor? Strateji uzun dönemli bir planlama sürecidir diyor. Bu okuldaki temel mantık geçmişi iyi irdeleyerek geleceğe dair tahmin yürütmektir. Arkadaşlar geleceğe dair evet tahmin yürütmek çok önemli bir kavram. Gerçekten çok önemli bir kavram. Ama bu kavramın karşısında bir kavram daha var ki en az onun kadar önemli. Geçmiş videolarda da bahsettiğimiz sınırlı rasyonellik. Evet geleceğe dair tahmin yapmada sınırlı rasyonellik maalesef buna pek imkan vermemekte. Sınırlı rasyonelliğin ne olduğunu tekrar hatırlamak istersek insan beyninin işlem kapasitesinin Belli bir sınıra sahip olması. O nedenle de hani belki de şöyle tabir yerindeyse bir kahin gibi geleceği tam anlamıyla bilebilmesi mümkün olmamakta. İşte bilanlama okulunda bir zaafı olarak bu durum karşımıza çıkmakta. Çünkü diyor ki geçmişi iyi irdeleyelim, irdeleyerek geleceğe dair iyi tahmin yapmalıyız diyor. Ama sınırlı rasyonellik maalesef buna tam anlamıyla müsaade etmiyor bir nevi karşısında duruyor. Bu da planlama okulunun bir zaafı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Geldik konumlandırma okuluna. Konumlandırma okulu önceki okulların temel varsayımlarına ve modelini büyük ölçüde kabul etmiş olmakla birlikte onlardan farklı olarak stratejinin ne olduğu üzerinde durarak somutlaştırmış ve onlardan çok basit ve devrimsel nitelikte bir düşünceyle ayrılmıştır. Nedir? Planlama ve tasarım okulları herhangi bir durumda benimsenebilecek stratejilere hiçbir sınır getirmezken konumlandırma okulu herhangi bir endüstride ekonomik e, ekonomik pazar yerinde konumlar, pozisyonlar olarak arzu edilebilecek ve mevcut ve gelecek rakiplere karşı savunulabilecek birkaç anahtar stratejiyi örneğin farklılaşma, düşük maliyet ve odaklaşma modeline temel almıştır. Evet. Bir tekrar daha yapalım bence. Önceki neleri gördük? Planlama ve tasarım okullarını gördük. Bunlar ne diyorlar? Herhangi bir durumda benimsenilebilecek stratejilere hiçbir sınır getirmezken istediğin stratejiyi belirleyebilirsin gibi mantık düşünün. Konumlandırma okulu ise ne yapıyor biliyor musunuz? Herhangi bir endüstride Ekonomik pazar yerinde. Konumlar pozisyonlar olarak arzu edilebilecek ve mevcut ve gelecek rakiplere karşı savunabilecek birkaç anahtar stratejiyi modelinde ele alıyor. Porter'ın jenerik stratejileri diye bir kavram var arkadaşlar. Duyanınız muhakkak olmuştur. Zaten konumlandırma okulunda fikir babası Porter'dır. Porter diyor ki üç çeşit strateji e, takip edebilirsin. Farklılaşma. Maliyet liderliği veya odaklanma stratejisi. İşte planlama okulu. Bunları çok iyi ele alacağız. Şu anda çok derinleyinmiyorum. Ee, diğer bundan önceki planlama ve tasarım okulu. Stratejiye set koymazken herhangi bir durumda e, belirleyebilecek ya da benimsenebilecek bir stratejiye hiçbir sınır getirmezken Porter diyor ki hayır durun. Bir firma 3 tane jenerik strateji takip edebilir. Bunlardan biri farklılaşma, biri maliyet liderliği ve diğeri de odaklanma stratejisidir diyor. Ve böylece ne oluyor? Konumlandırma okulu planlama ve tasarım okulundan bir nevi ayrışıyor arkadaşlar. Porter'dan çok bahsedeceğiz. Porter gerçekten çok önemli bir ee, bilim adamı. Yani yazına inanılmaz müthiş katkıları var. Çok farklı e, düşünce sistemi var. Porter'ın rekabet stratejileri var. Porter'ın beş gücü var. Porter'ın elmas modeli var. Yani gerçekten ilham alınası bir e, kişi Porter. E, i̇lerleyen dönemde de ondan çok bahsedeceğiz. Ondan dolayı bu videoda çok inmedim. Ama en azından konumlandırma okulunun e, bu anlamda planlama ve tasarım okulundan ayırıcı özelliklerinin Porter'ın jenerik stratejisi olan 3 strateji olduğunu belirtmek isterim arkadaşlar. Bir sonraki videoda artık betimleyici okullara geçeceğiz. Onları inceleyeceğiz. Bu video ile beraber öngörücü okulları yani reçete sunan okulları tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bunlar bizim için gerçekten çok kıymetli. Ee, bu vesileyle de e, biçimle, e, betimleyici okullar bana baş başlığı altında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.